asıl bombe şimdi geliyor. Çünkü... Çünkü... Yani bu Roca, Lolorosolar, Polorosolar falan filan onların bütün familyası böyle daha iri yapraktı. Hatta iri bir dönem bayağı bir furya çıkmış. Herkes elleriyle, elleriyle kırsın. Evet ama bıçak falan. Değmesin. Heh, yok vitamini kaybeder. Vitamini gidiyor evet. Falan filan yani. Her dönem çıkan ama mesela tabağa maydanoz ve gül şeklinde yok. Domates bambaşka asla. Bir yenilik. İlk kez duyuyorum. Yani olurdu yani. Aynen. Sade tabak geliyor. Tam yemeği ortaya koymuş da yani biliyorsun da canım benim burada tecrübe yani, konuşuyor. Ben kötü bir şey demiyorum. Yok kötü bir şey dediğinizi yani. Söylemiyorum yani. Dekor demek istedim. Özkan Bey beğendi. Şaka gibi. Şaka gibi. Yani o beğenmek zorunda kaldı bence artık. Ya biz o domatesin gülü yemeyeceğiz zaten. Hani yanında bir gül olsa örnek diyorum. Tabağı da çok olsa. Yenilmeyecek şeyler ama koyulmaz zaten. Yani söylediğin yanlış ya, anlaşılmasın da dekor... Çok eski mantık bir şey. Hakikaten eski. Yani salatanın ortasına o portakal limon kabuğu soyup gül haline getirip konulması falan. Ya sadece o değil ki yani. Bir sürü süs çeşidi var yani yapabilirsiniz evet. Sebzeden. Evet. Meyveden. İsteşimi sade mi geldi bu yani tabak? Ben beğendim. O hiç önemli değil. Ben onu unuttum. Teşekkür ederiz. Söylememiş sayıyorum. Renk paletindeki bütün boyaları kullandım aslında ya. Bence Efe Bey'i yanına çekmiş Seda Hanım. Çünkü Efe Bey'in tavırlarından şu an öyle görüyorum. O yorumlar, o konuşmalar, bize karşı sürekli bir eleştirilerimize dur demeler. Puanlamada göreceğiz. Bakalım nasıl olacak? Bakalım kendisini korumaya çalışacak mı? Ona göre mi puan verecek? Bakacağız. Bir domates gülüdür. Yani efendim ben söylediğim zaman masadaki arkadaşlar diyor gül eskiden kaldı. Sanırım o Üskan arkadaşı da kuşağı olduğu için yeni şeyler takip ediyor. İnşallah kendi masasına ait, böyle size kuşağına ait sunumlar görürüz. Böyle dekorlar, güzel şeyler görürüz. Cuma günü gidip göreceğiz. Ay şimdi Seda'nın bohçası bohçik. Asıl onu merak ediyorum. Ben de merak ediyoruz. Öyle ponçik dendi, şey dendi. Ben de hani böyle nasıl hamur şey işi bekliyorsun? Falan. Senin tahayyülünde nasıl bir şey canlanıyor Begüm? Hamur işi yani böyle ne bileyim kendi el açması yaptığı bir şey. Yani neticede kendi. Şimdi bohça deyince nasıl bir şey hani geliyor aklınıza? Gelin bohçası gelin. Hamam bolu tatlısı gibi böyle bir şey beklettim. Hmm. Hani böyle kendi yaptığı, hani böyle el işi yani uğraştırdığı. Hmm. Tam bir şey bekledim ben. Sen nasıl bir şey bekliyorsun? Yani bence birincisi eski, yani yine çok eskide kalmış bir şey. Yani yorumlayabileceğimiz bizim önceden baktığımızda hepimizin menüsünde bildiğimiz, bilmediğimiz olsa bile araştırdığımız ve sonucunda yorum yapabileceğimiz şeyler vardı. Yorumu kapatmış bize. Evet, yani kapatmış. Bir şey dediğimizde bu böyle olmaz evet. Dediğimizde hayır bu şekilde oldu çünkü ben kesinlikle. Yaptım diyebilecek. Doğru. Hayır istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz ya. Yok yapacağız zaten. Yani mukayese etmek istediğiniz bir şey yok tamamen damak tadınız. Tabii. Şimdi tatlılarda temel unsurlar var. Mantık belli. Hamur işi bir tatlıysa hamurunun nasıl piştiğine, kıvamına, ince efendim ince mi, kalın mı? Dolgulu bir şeyse içinin dolgusuna bakacağız tatlısının. Seda'nın şeker oranıydı falan filan. Ya bohça. Seda'nın bohçası. Bohçik tatlısı. Sevimleştirir. Adına bohçik dedim. Bohça olduğuna göre sade bir şey olmayacak. İçinde mutlaka bir şey olmaz. Ya ben mesela künefeyi klasik yemek isterim. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o muz, çilek, beyin. Tamam, değil. Renk katmak, değişiklik yani, yapmak istemiş. Ne bileyim kaymak, süt yanında mesela böyle. Mesela kaymak olabilir de. Çoğu yerde süt de veriliyordu yani. Sen dondurma yanında mutlu etmek için mi koydun? Tabii ki. Tabii ki. Hayır. Öyle dedi dün birisi. Klasik kızarmadığı için yani. Künefe biraz hani ağır gelir. Yanında işte dondurma olduğu zaman bir çilek. Ben dondurmayı sevdim. Dün mesela. Ya o şekil, hazırdım. O amaç. Vermiştim. Ha hayır, dondurmayla bütünleşmiş. Ha böyle sevdim anlamında. Dondurma gene kurtarır. Sade klasik künefe evet. Çok ağır gelir yoksa bence. Şelbette olsun bayağı. Ağır diyorsun, muz koymuşsun ya yanına bir de o da ağır. Kaymak ha, dondurma var yanına, dondurma mesela. Biraz. Dedim mi kaymak. Mesela. Tabii dondurma olur, yazın gider. Ama bugün mesela parmesanın getirildiği gibi ekstra bir şey de getirirler. İsteyen yine koyar evet. Eder, sonuçta orada künefe yazıyor. Falan yani. Bize yeterdi yani sade künefe. Onu söylemeye çalışıyorum. Boşuna yani uğraşın, vakit kaybettin. 20 dakika neredesin dedik. Jest yapalım dedik, olmadı. Onu da şey yapmadık. Canı sağ olsun. Biz de jestten anlamıyoruz. Vakit kaybettir diye sanımları doğurmak. Evet, yani bayağı bir vakit kaybettir. Evet. Çikolata sosları da geliyor. Acaba çikolata sosunu kendisi mi yaptı yoksa tozla sütü mü karıştırdı? Bence kendisi yapmıştır. Kakaoyu ağaçtan toplasaydım, yapsaydım herhalde. Bence toz kullanmıştır. Öyle bir performans bekliyorum. Evet. Yani pek de bir şey de yapmamıyor. Tatlı onun alanı yani. Gerçekten tatlı onun alanı. Onun ihtisas alanı tatlı. Tatlı mı? Tatlı üzerine firması.
firması diyor. Bence kendisi yapmıştır. Kafesi değil. Çünkü bu kadar... Değil mi? Kahvaltıda veriyoruz. Ben tam çalışırken çalıştım. Evet, kahvaltı pasta, tatlı. Kahvaltı, pasta, tatlı. Hayır, ana yemeği zaten tatlı bu kadar güzel bir yapan bir insan bence ki evet. Her şeyini kendisi hazırlamış, tatlısının çikolatasını hazır almaz. Evet. Diye düşünüyorum. Bir de zaten hani zamanı da vardı. Bence de vardı. Yani çorbası zaten közlendi, blenderdan geçirildi, bitti. Evet. Diğerinde zaten rokası ölmüş, şurada sosunu ve elmasını doğramıştı. Yani. O da bitti. Doğru. Yani bonfilesi de zaten en kolay pişen yer. Yani. Bonfileyi de pişirdi ve ya porsiyonları evet tavuk kadar olmasa da halen gayet iyiydi. Onunki de hazır kızarttı alt tarafı. Ama en azından sizinki gibi değildi. Siz teriyaki soslu yazdı. Dün bir sürü emek tanesi, vardı. Biz tanesiz teriyaki soscuklu gelmişti yani. Dün bir sürü emek vardı. Evet. O kadar böyle ne bileyim zaman harcayacağı bir şey yok. Kendi de dedi. Ama sizin tavuğunuz da hazır doğranmıştı. Her türlü şeyim vardı. Niye kendisi mi doğradı eti? Kim doğradı? Soralım. Soralım ya. Eti kendin mi doğradın Julia? Evet kendim doğradım. Bonfile olarak aldım. Izgaraladım. Şimdi yani şu kapandı mı? Büfteyi direkt o şekilde mi aldın? Danayı getirdim ben bahçeye. Kestim, biçtim falan. Yani. Tövbe tövbe. Dün o kadar emek vardı, mangal vardı, közlenme vardı. Dün ne oldu? Gödün üstünde kaş buldunuz, bot kırdınız. Sizde de yok. Yani bir şey diyeceğim. Ete hayır, dün emek vardı, puan verdi. Pop poplu ya. Ben başka bir şey göremiyorum aynen ki. Aynen yani. Tamamen. Efe Bey Seda Hanım'ı, Seda Hanım Efe Bey'i. Efe Bey Seda Hanım'ı, Seda Hanım Efe Bey'i. Yani böyle aralarında bir paslaşıyorlar. Efe Bey'e uğraştı, ben uğraştım. İki biber attı bir şey diyecek. Söyle bakayım. Efe Bey'in Seda Hanım'ı, Seda Hanım'ın Efe Bey'i. Efe Bey'in Seda Hanım'ı, Seda Hanım'ın Efe Bey'i. Yani ben bir şey diyeceğim. Seda ben arkadaşlar konuşmayı seviyorum yani. Bana faydası olacak mı yani ödülde? Misal diyorsunuz yani şu an... Seda Hanım şampiyon oldu ya da ben şampiyon zaten oldum. Zaten şampiyon ödülü paylaşacak olamayacağından mıyız? Dolayı öyle yaptı. Nasıl şampiyon olamayacağınızı? Yani anladı, eksik geldiği zaman tamam. Anladı eksik vereceğinizi. Peki siz de şampiyon olamayacağınızı biliyorsunuz. Neden 5 verdiniz? Ben zaten istediğim paketi belki de şampiyon mesela yapmak istediği biri vardı. Bunu yani. Belki gözüne birini kestirdi. Bunlar şu an güzel. Aynen. Tamam. Aynen. Seda Hanım'ın menüsü güzel. Aynı sizin gibi. Selam. Eksiksiz gelsin. Yani Selcan Hanım. Çok teşekkür ederim. Zuhal Hanım özür dilerim. Buyurun. Rica ederim. Blueberry'ler falan filan. Ama güzel görünüyor. Mevsimi değil galiba. Yok yok hayır. Bu orman meyvesi yani. Ne buyurun. Her mevsimde var. Teşekkürler. Buyurun. Rica ederim. Aa dünkü fıstıklar buraya mı geldi? Künefenin fıstıkları. Bu bohça tatlısı internette de damat bohçası olarak, gelin bohçası olarak varyasyonları var. Bohça deyince zaten bir... bohça formu içine bir şey konulan diye algılanır diye. Seda'nın bohçası dememin sebebi de bu benim yorumum. Bunu kafede farklı farklı da yapıyorum bu arada. Mevsimine göre meyveler kullanıyorum. Bazen çilekle, bazen sadece karamelle servis edebiliyorum. Ama şu anda bu renk palet tabağımda çok güzel oldu. O İçerisinde badem böyle. Ve fındık var galiba. Krokan var. Krokan var. Siz mi yaptınız krokanı? Yok, hayır, karamelden sonra? Yok hayır satın aldım. Hazır. Peki çikolata sosunuz? Çikolata sosunu ben yaptım sütle. Tozla sütü karıştırdınız. Ne yapacaktım? Benmari usulü yapılıyor ya hani benmari az önce... Benmari usulü yapınca üstünde donuyor. Yok yok donuyor ama onun kremayla falan da açabiliyorsunuz gayet. Ne farkı var? Kaynatıyorum şu anda sütle de tozu kaynatıyorum. Yani en azından bir tanesini göre... siz kendiniz yapmış oluyorsunuz. Bir tanesi de paket artı süt yapmış oluyorsunuz. Benden önce Selcan Hanım söylemişti evet. De. Ben sizden beklerdim ki benmari usulü. Benmari aynı tadı vermiyor ama orada yoğun bir çikolata. Ben burada daha puding gibi bir ama tat istiyorum. Ama siz şimdi mesela... çikolata sosu aldığınız zaman farklı farklı markalardan alıp hepsinin tadı farklı. Ya da hep aynı markayı çok benzer ama farklı olabilir. Tamam işte bakın bildiğiniz bir marka var. Ama sonuçta çikolatayı benmari usulü yapsaydınız içine koyduğunuz sütten, kremasından, tereyağına kadar hepsini siz ayarlamış olacaktınız. Farklılık gösterecekti. Eminim ki daha lezzetli oluyor. O sadece çok çikolata oluyor. Onu cheesecake'lerin üzerine de döküyorlar. Ben o salt erimiş çikolatayı sevmiyorum. Yani bunu böyle yaptım daha serin bir tat oluyor. Onunla daha ağır olabilirdi. Yani çok çikolata olurdu. Fazlaca hazıra kaçılmış. Efendim hazır mazır. Yani gayet lezzetli, güzel beğendim. Elinize sağlık. Sizi tebrik ediyorum. Size batmaz. Yufkayı da siz hazır aldığınız için. Size yufkayı, hazır gelen hiçbir şey batmaz zaten. Yufkayı ben nasıl yapacaktım peki? Ha siz künefe siz yapın. Niye ben açtım. Açabilirsiniz. Ben açtım. Künefe yufkası açtın mı künefe yufkası? Gayet yapan insanlar lavaşı var yani. Lavaşı diyor herhalde o. Lavaşı. Dün ben onu zaten gönlümün önünde lavaşı tamam sıkıntı. Ben lavaşa bir şey demiyorum. Ben sandım ki siz tel kadayıfı diyorsunuz. Zaman yetmedi. Benim çok yetseydi ağırdı. Yetseydi yapacak mıydınız? Niye hazır aldınız o zaman markete gittiğinizde? Zamanım yetmedi. Ben zaten şeyde belirtmiştim hani kendim yapacağım diye. Zaman kısıtlı olduğu için yetiştiremedim. Mecbur hazır aldım. Yoksa lavaşı da ben yapacaktım.
Zaten işte yemeklerimizi zaten o zamana göre seçiyoruz ya. Köfte yaptığım gibi, kabız zıftan çektiğim gibi, makinede kıymayı çekmedim. Pilavı yapmasaydınız mesela, pilavı yani zaten pilav yazmamışsınız. Yapmasaydınız da yufkayı zaman hazır ayarlasaydınız. Yufka için de biraz zaman lazımdı ama bir 10-15 dakika zaman olsaydı yapardım. Çok mu zaman lazımdı yani? Un ve suyu, tuzu karıştırıp hanımefendi, bir hamur oluşturup onu bekletip benim, sonra açmak çok mu zaman harcadınız? Çok zordu bak, çok zordu. Gerçekten siz çok zordu. Siz bu işin ustası olduğunuz için ustası söylüyorum. Ustası ama o kadar size yani zaman o zaman. Lazım bence. Zaman kısıtlıydı. 2,5 saat. Vallahi bize çok lavaşını yapalım. Ben bir dışarıdaydım, yani, ayağım bir dışarıda. Valla lavaş yapıp baklava, börek, mantığı aynı yani menüye ayağım gördük. Yani siz de o yemeğiniz hakkında konuşuyorsunuz ya. Neye güvenerek konuşuyorsunuz? Ben hala şaşkınım yani. Daha önceki programları izlediğimiz için. Hani niye savunuyorsunuz? Yani savunacak bir durumu yok gerçekten sizin yemekte. Hayır, gayet tatlı. Gerçekten. Peki, buraya dönelim. Acıyaydı sizin yemek. Peki, Selcan nasıl buldun tatlıyı? Güzel mi? Tatlıyı beğendim. Çikolatasını hazır değildi. Kendisinin yapmasını beklerdim. Öyle olunca olmayacak. İçini sevdim. Ama... normal yediğimiz hani böyle muhallebili tatlılara falan hani böyle şey kremalı tatlılara falan benziyor. Ekstra bir şey bulamadım. Ya tatlı ya şerbetlidir ya muhallebilidir ya meyvelidir. Burada hem meyveli hem muhallebili. Hayır, ismi değiştiği yapmış. Zaman ismi değişti ya artık. Hani farklı bir şeyler beklerdim. Farklı bir yani çikolatası da hazır geldi ya. Hani tozla sütü karıştırdınız, tamam, pişirdiniz. Afiyet olsun. O yüzden. Aa, peki. Efe sen nasıl buldun? Ben beğendim efendim. Çok güzel. Afiyet olsun. Bir gün. Elinize sağlık. Afiyet ben olsun, beğendim. Efendim. Dediğimiz gibi hazır olmasa daha iyiydi ama dediği gibi belki de hani dökülmesini istiyordu. Belki o yüzden yapmış olabilir. Yoğun afiyet bir kıvam olsun istemedim diyor. Özkan? İşin tek esprisi bence krepi. Yani krep olmasaydı zaten değil mi? Yani bir muhallebi. O gün hanımefendinin maçalı muhallebisi gibi. Aynı mantıkta olan bir şey. Zaten içerisinde hazır krokan var. Yeah. Hazır sos var. Hazır sos mu? Ya şunu ya, bir anlayın ya. Yani hazır sos değil. Ben onu pişirdim. Bunun için bir vakit harcandı. Bir şey birleştirildi. Ona göre soğutuldu. Vakitte sıkıntı mı yaşadınız? O topaklaşmadı. Hayır, vakitte. Vakitte sıkıntı mı yaşadınız biraz genel anlamda? Biraz yaşadım ama yok, yetiştirdim çok. Ha, yani ama vakitte sıkıntı yaşadım diyorsunuz da. Yani ben iki günde de her ne kadar beğenmesem de yüzüne de söylesem kesinlikle emek vardı yani. Uğraş vardı falan filanlar vardı. Bu emek değil mi ya? Ya bu emek tabii ki de emek. Biliyorum ya. Emek değil mi? Ben bunu getirdim, bu masada bunu sürdüm. Menüm ortadaydı. Eksik bir şey yok. Bana göre çok pardon ama Magnolia'ya göre iki katı daha uğraştırıcı bir tatlı. Hep ocağımızın bir şey. Pastacı kremasıyla yani muhallebi, normal muhallebiyi karıştırmayalım bence. Pastacı kremasında bir un kokusu almadınız ya. Bir un kokusu yok, tadı yok. Yok almadım zaten. Ben şu bir, an ne bir diyorum? Bir topaklanma yok, bir şey İşin yok. Tek esprisi krep yani. İşin baktın, tek esprisi krep. Krebiydi. Ellerinize sağlık. Peki, büyük ödüle 50.000 TL'yi 2 gün kala Seda yarıştı, bakalım kaçar puan alacak. Buyurun, açık oylamadayız.